Buyurun. Beyefendi. Nereye? Durun. Beyefendi. Selin Hanım ben. Nergis Hancık. Sen. Niye telefonlarımı açmıyorsun? Alfin benim yanımda durması hoşuna gitmedi, öyle değil mi? Sonunda amacına ulaşabildin. Herkesi etrafına topladın. Oğlumla aramıza girdin. Nasıl? İyi hissediyor musun kendini? Bütün bunları bile isteye yaptın değil mi? O gazetecileri sen çağırdın. Ben hiçbir şey yapmadım. Dün olanlarla benim hiçbir ilgim yok. Yalan söylüyorsun. Ne söylersem söyleyeyim seni ikna edemeyeceğim değil mi? Peki öyle olsun. Yalancı olan ben olayım Kasım. Ama bütün bu olanların sorumlusu sensin. Bana yıllar önce söylediğin yalanların sonucunu yaşıyorsun. Esas yalancı sensin. Ne yalan? Hangi yalandan bahsediyorsun? Ne diyorsun sen? Benim karımla aramda hiçbir şey kalmadı dedin. Başka sevgiye dair hiçbir şeyimiz yok dedin. Seninle aile kurmak istiyorum dedin. Bu yalanları sen söyledin. Suçunu bana yükleyemezsin. Ben seni tanıyamıyorum. Tanıyamıyorum seni. Ya sana ne yaptı böyle? Nasıl bir adama dönüştün? Selam. Yeter. Artık yeter. Neden yıllar önce bana verdiğin sözü tutmuyorsun? Neden hayatımızdan çıkmıyorsun? Çıkmayacağım. Yok Kasım. Bu kez yapamayacaksın. Bu sefer oğlumu benden ayıramayacaksın. Kim bu delikanlı ya? Ha? Var mı tanıyorsunuz? Kim bu delikanlı? Vay usta. Hoş geldin. Dur bir bakayım sana bir. Dağ gibi delikanlı olmuşsun. Eyvallah. Eyvallah. Buyur buyur. Tamam. İki çay verin oradan. Vay usta vay. İyi misin? İyiyim, çok iyiyim. Asıl sen nasılsın? İyiyim, iyiyim usta vallahi ne olsun. Ya belki görmüşsündür, okumuşsundur. Biz bir restoran açtık. İşte iyi mi ettik, kötü mü ettik onu da bilmiyorum ama işte onunla boğuşuyoruz. Ben de bir zaman ayırmak çok istiyordum gerçekten. Bir türlü gelememiştim yanına ama bugüne kısmetmiş. Bağlama çalmayı bıraktın mı? Bak şimdi soruya bak. Ya sen bana bağlama çalmayı öğretmişsin. Ben onu bırakır mıyım ya? Hey kapasın. Seni görmek de güzel. Eyvallah, sağ olasın. Alp, onu bunu boş ver de asıl sen Seylan'ı söyle bana. Geçenlerde haberlerde okudum. Döndü mü Seylan? Bana bak Seylan, artık haddini aşıyorsun. Ben mi haddimi aşıyorum? Sen mi bildireceksin bana haddimi? Gülünç olma, yalancı. Aslında bunu niye yaptığını biliyorum. Aklın sıra dün geceki kabahatinin üstünü örteceksin öyle mi? Ben bunu yutmam Seylan Hanım. Sana son kez söylüyorum. Hayatımızdan çıkacaksın. Ve bir daha Alp'e bulaşmayacaksın. O kadar. Çıkmayacağım. Oğlum beni yanında istediği sürece hayatından çıkmayacağım. Zaten beni yıllar önce tehdit etmeseydin oğlumu asla bırakmazdın. Ben bunu niye yaptım Seylan? Niye Alp'i sana göstermedim? Sen benim oğlumun ölümüne neden olacaktın. Alp'i diri diri yakacaktın. Ben oğlumu sana tekrar nasıl emanet edebilirdim? İstemeden yaptım bunu biliyorsun. İstemeden oldum. Ama artık yeter Zeyla. Artık yeter. Bir kez daha Alp'i rahatsız etmeyeceksin. Yoksa seni göndereceğim yerden Alp bile geri getiremez. Korkmuyorum senden. Senden de tehditlerim, ben de artık korkmuyorum. Türkan'dan da korkmuyorum. Ben dün gece geçmişimi çöpe
Faslı sakın zorlama. Sakın. Ne işin var senin burada? Yoksa sen bizi mi dinliyordun? Yok, ben Seylan Hanım'ın yemeklerini yapmaya geldim. Yemek yapıyorsun. İyi o zaman. Neden işinin başında değilsin? Ben şimdi geldim, yeni geldim. Müsaadenizle işin başına döneyim. Bak kızım, burada olanlardan Alp'in haberi olmamalı. Anlıyorsun değil mi? Anladım Kasım Bey. Senin Seylan'ı bırakmayacağını o zamandan beri. Evlat anasından ayrıldın mı hiç? Geçmişte olan oldu Alp. Bir olmuş da ölmüş, hiç çare yok. Ya ben bu geçmişi kapatmaya çalıştıkça bu yine açılıp benim önüme geliyor ya. Alp oğlum, ben seni niye çağırdım? Buyursun. Geçen evde bizim gazinoya bir adam geldi. Seylan'ı sordu. Miras meselesi dedi ama. Allah Allah. Kimmiş? Valla bilmiyorum, öyle tanıdık biri değildi. Böyle düzgün giyinmiş bir adamdı. 1.80 boylarında, kumral. Bir de böyle kalınca kaşları vardı. Böyle iş bitirici bir adama benziyordu.